Süper Kanal Haber Merkezi'nden merhabalar. Önemli gelişmelerle karşınızdayız. Sevgili seyircilerimiz, Adalet ve Kalkınma Partisi binası önünde toplanan Ziraat Odası delegeleri ve çiftçiler, Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin'e tepki gösterdiler. Hüseyin Şahin'in Ziraat Odası seçimlerinde aday olan Sinan Kaan'ın desteklediği için bir memuru başka bir yere tayin ettiğini iddia eden çiftçiler, "Biz Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeni olarak böyle bir vekil istemiyoruz," dediler. Saat 14 sıralarında Adalet ve Kalkınma Partisi binası önünde toplanan Ziraat Odası delegeleri ve çiftçiler, önce Adalet ve Kalkınma Partisi ilçe başkanı Adem Demireli ile görüşüp parti binası önünde basın açıklaması yapmak istediler. Emniyet mensuplarının izin vermemesi üzerine toplanan kalabalık İnegöl Belediyesi merkez binası önüne geçerek basın açıklaması yaptılar. Toplanan grup adına açıklamayı Ziraat Odası Hocaköy Mahallesi Delegesi Kerem Durmuş yaptı. Bir memurun böyle bir kış gününde işiyle, aşıyla, eviyle ve çocukların okuluyla oynasın diye oy vermedik. Git vekilimizin ülkemizin hayırlı işlerini yapsın diye seçimlerde kazandırdık. Ülkemizin ferah seviyesini artmasına, yükselmesine, tüm şer odaklarıyla mücadele yapmasını istedik. Ama Sayın Şahin bunlarla uğraşmayıp, bunlara kafa tutmak yerine İnegöl'de garip tek amacı çocuklarına ve evine aşk götürmek olan memurlara uğraşmayı seçmiştir. Biz AK Parti seçmeni olarak böyle bir vekil istemiyoruz. Onun için gelecek seçimlerde başkanlık sistemi için birlik olmaya evet ama böyle vekillere hayır diyoruz. Yapılan açıklamadan sonra kalabalık sessizce dağıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi kulislerinde adayı olup olmayacağı merakla beklenen Adalet ve Kalkınma Partisi eski Bursa Milletvekili Sedat Kızıcıklı, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkeze resmi başvurusunu yaptığını açıkladı. Saat 16.30'da Orhan 2'de basın toplantısı düzenleyen Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa eski milletvekili Sedat Kızıcıklı, Haziran ayında yapılacak olan genel seçimlerde tekrar aday olmak için başvuruda bulunduğunu söyledi. Sizler aracılığıyla İnegöl kamuoyunda bir duyuru yapmak istedim, bilgilendirme yapmak istedim. O da şu, bir süredir özellikle AK Parti'de milletvekili adaylığı müracaatı başladığından beri ki, o da 10 Şubat 20 Şubat tarihleri arası, bugün son gün. Birçok arkadaşımız, eşimiz, dostumuz Bursa'dan, İnegöl'den, parti teşkilatlarımızdan aday olmayacağımla ilgili, müracaat yapıp yapmayacağımla ilgili sorular soruyor ve telefonlar açıyorlardı. Ben de Ankara'ya gideceğimi ve ondan sonra bu kararı vereceğimi ifade etmiştim. 2-3 gündür Ankara'dayım. Şu anda Ankara'dan yeni dönüyorum. Yani bu açıklamayı da açıkçası ayağımın tozuyla yapıyorum. Müracaatımı Ankara'ya, genel merkeze yapmış olarak döndüm. Sayın İl Başkanımızı 2 gün önce aradım. İşte adaylık başvurusu yapmayı düşünürsem Bursa'ya mı, Ankara'ya mı, nereye yapmam gerektiğini kendisine sordum. Sayın İl Başkanımız da mevcut veya geçmiş dönemlerde milletvekilliği yapmış arkadaşlarımızın kendilerine bırakıyoruz takdiri. İster Ankara'ya, ister Bursa'ya yapsınlar. Bizim için bir problem yok dedikleri için ben de genel merkeze Ankara'ya müracaatımı yaptım. Tabii o müracaattan sonra İnegöl İlçe Başkanımız Sayın Adem Demirel Bey'i de aradım. Kendisini de bilgilendirdim. Şimdi de sizler aracılığıyla İnegöl kamuoyunu bilgilendirmek istedim. Kızıcıklı mevcut ya da geçmiş dönemlerde milletvekili yapmış olan kişilerin temayül yoklamasına girmeyeceğini söyledi. Mevcut ya da geçmiş dönemlerde milletvekilliği yapmış olan arkadaşlarımızı temayül yoklamasına genel merkez MKYK kararıyla almayacak. Dolayısıyla biz ön seçime temayül yoklamasına girmeyeceğiz. Öyle bir çalışmanın içerisinde belki olmayacağız ama anladığım kadarıyla anket çalışmalarıyla ve diğer yoklamalarla genel merkez en son 7 Nisan'da bir belirleme yapacak. Yüksek Seçim Kurulu'na listeyi teslim edecek. Ben bu seçimlerin öncelikle Türkiye için, demokrasimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tabii AK Parti'nin bu seçimlerde yine başarılı çıkması için hep beraber arkadaşlarımızla birlikte çalışacağız. Sedat Kızıcıklı daha sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı. Sevilir gördüğü adayları tekrar listeye koyarak
tecrübelerinden faydalanmak isteyebilir. Ama bunun haricinde ya biz birçok milletvekilli arkadaşımız meclise geldiler. Daha farklı arkadaşlara, daha genç arkadaşlara yol açacağız diyebilirler. Ben bu seçimin en yüksek oyu almak isteyeceğine göre AK Parti, anketlere önem vereceğini düşünüyorum. Anketlerde, Bursa'nın merkezinde, ilçelerinde yapacağı anketlerde, önde çıkan adaylara şans vereceğini düşünüyorum. Anketler yapılırsa ki ben genel merkezden bunun özellikle yapılmasını istirham ediyorum. Mesela Bursa'da ya da İnegöl'de anket yapılsın. Sedat Kızılcıklı'dan daha iyi çıkan arkadaşlarımız varsa onların konulmasını isterim. Çünkü önemli olan partimizin en yüksek oy alması. Hasan Aydın, Muammer Subaşı ve mevcut vekil Hüseyin Şahin da resmi başvurularını yaptı sevgili seyircilerimiz. Bunu da aktaralım sizlere. İnegöl'den şu ana kadar 11 adayı milletvekili olmak için başvuruda bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde sevgili seyircilerimiz. Bunu da aktaralım sizlere. 3 gün önce evinde çıkan yangınla bacası tıkalı evde kalan 75 yaşındaki yaşlı kadın soba yakamadığı için de bu soğukta battaniyenin altında yaşam savaşı veriyor. Ben dondum burada. Geçtiğimiz salı günü Burhaniye Mahallesi Edirne Caddesi numara 5 adresinde zemin katta baca yangını meydana geldi. 75 yaşındaki Fatma Dursun'un oturduğu evde meydana gelen yangında soba bacaları kullanılamaz hale geldi. Yaşlı kadın soba yakamadığı için 3 gündür soğukta battaniyenin altında yaşamaya çalışıyor. Oğlunun ismi Mete mi? Mete. Devletten aldığı 500 lira yardımla geçinmeye çalıştığını ifade eden Fatma Dursun, evinin kira olduğunu ve devletten aldığı parayla ancak kirasını ödeyebildiğini belirtti. Tutuşmuş, yakalar patlamış öylece. Geldiler evi yakacağım dediler, sonra şeyi çağırmışlar ya, söndürmeye. İtfaiye. Onlar borunları attı etti, kurcaladılar da kurcaklar. 3 gündür soğukta nasıl yaşıyorsun? İşte burada soba var ya, ceyrek bunu yakıyor. Ama ısıtmıyor ki bu. Buz gibi elim ayağım. Battaniyenin altında. Kimsen yok mu senin? Yok. İşte dün kare aylığı alıyorum işte. Katıyorum 500'ün üstüne. Kira veriyorum 2 ayda. Biraz da her ay 50 milyonluk belediye yiyecek getiriyor. Ondan eder işte. Saklama. Sevgili seyircilerimiz, Marmara bölgesi ve İnegöl'de etkisini uzun süre sürdüren yoğun kar yağışı meyve ve sebze fiyatlarını da vurdu. Meyve fiyatları bir anda %100 arttı. Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Vehbi Durgut, ağır kış şartlarından esnafın da ağır hasar aldığını belirtti. Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Vehbi Durgut, daha önceki yıllarda böyle yoğun geçen kış mevsimi yaşamadık. Ağır geçti, bilhassa pazarcı esnafı için çok ağır geçti diye konuştu. Bu sene son yılların benim bildiğim bileli hiç böyle bir kış yaşamamıştık. Çok ağır geçti bu kış. Bizim bilhassa pazarcı esnafına çok ağır geçti biliyorsunuz. 2014'ün son günü pazarımız yıkıldı. Ne bileyim, bir sene pazar kurmaya başladık. Aksine gibi hatta perşembe günleri çok ağır geçmeye başladı. Biliyorsunuz dün de kuramadık aslında pazarı. Ondan evvel de daha 2 gün, 2 hafta üst üste kuramamıştık. Sebze meyve fiyatları vallahi ağır kış şartlarından dolayı sebzede olsun, meyvede olsun aşırı bir yükselme var. Yani bu ne bileyim, pırasa, ıspanak, marul, maydanoz. Bugün Bursa'dan, Bursa halinden geldi. Bir demet marulun fiyatı 2 lira Bursa'da, halinde toptan fiyatı. Bir demet soğanın fiyatı 75 kuruş, 1 lira. Bu pazarda 50 kuruş satılıyor galiba. Ispanağın kilosu pazarlarda 4 liraya satılmaya başladı. 4 liraya, 3 liraya, 3,5 liraya şeyine göre. Bunlar tabii sıcak bölgelerden geliyor. Mersin'den, İzmir bölgelerinden. Portakal, narinciye donmayan yerlerde, donmayan mallar iyi para yapıyor. Şimdi donan portakallar, narinciler, sen bir sefer alırsın, onu bir daha 1 liraya alırsın, bir daha almazsın. Ama donmamış, iyi bir kaliteli mallar, haliyle pahalı pazarda.
Başkan Vehbi Durgut İnegöl'de don olaylarının olduğuna da dikkat çekti. Bunlar 2 lira, 2,5 lira, 3 lira gibi. Salatalık üretim az şimdi soğuk havalarda. Az olduğu için mesela bir hafta önce 2,5-3 liraya satılan salata bugün halde 3,5-4 lira toplam fiyatı. İnegöl'de bile mesela bu son kışta don olayları oldu. Erken uyanan şeftalilerde, bu tüysüz şeftalilerimiz, onlardan usandıklar görüyor. Daha şimdi şu an belli değil ama ileride bunu tabii anlayacak üreticiler. Dediğim gibi çok ağır geçti bu sene. İşte burada tabii tüketiciye yansıyor, fiyatlara yansıyor. Meyve fiyatlarında oldukça artışın gözlendiğini belirten Başkan Durgut, %50-60-100 arasında meyve fiyatlarında artış görüldü diye konuştu. %100'de olan var, %50'de olan var, %40'da olan var. Değişiyor bu sebzenin şeyine göre değişiyor. Mesela şu anda salatalık %100 diyebilirim. 2,5 lirayken 4 lira, 5 lira satılmaya başlayacak. Bu ıspanak aynı şekilde. Ispanak, havuç. Onlar aynı şekilde 1 lira satırken 2 lira, 2,5 liraya satılmaya başlıyor. Peki bu fiyat... İnegöl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren toplum destekli büro ameliyat ekipleri, pazarda vatandaşları hırsızlık olayları ile alakalı bilgilendirdiler. Toplum destekli büro ameliyat ekipleri, Nikahat Ayresi'nde kurulan tuhafiye pazarını gezerek, vatandaşlara hırsızlık olayları ile alakalı uyarılarda bulunup broşürler dağıttılar. Çalınan eşyalar bizdendiriyoruz. Eğer değerli eşyalarınız varsa yatak odasına çıkarmayalım. Mümkünse evde ama bizi yatak odasına koymayın. Biz bu kadar girdiğiniz zaman 3 lira diye yatak odası. Bunu da öğrenebiliriz. Bulamazsa evden çıkmayalım. Dağıtılan broşürler içerisinde şu bilgilere yer verildi. İlçemizde maddi kayıplarla sonuçlanan ev hırsızlıklarının %1'inin çocuk odasında, %1'inin mutfakta, %6'sının oturma odasında, %16'sının salonda, %75'inin yatak odasında gerçekleştiğini biliyor musunuz? Yatak odalarına değerli eşya bırakmayalım, tamam mı? Direkt bırakalım. Siz bilir misiniz evdeki huzurumda? Kocanız dahi bulamazsın yani, hırsız buluyor. Ekipler vatandaşları, paranızı, takılarınızı ve değerli eşyalarınızı sadece yatak odanızda değil, daha güvenli olduğunu düşündüğünüz yerlere saklayın şeklinde uyardılar. Ekipler ayrıca hırsızdan mektup var attı, broşürler de dağıttılar. Dağıtıyorsunuz. Çıkartılması çok mu? Alışveriş burada bir değil. Hayır, 5 liralık alışveriş yapıyorsunuz. Ne kadar değerli eşyamız var içerisinde? Altını var yani. Alıp gidiyor. Çantasını koyuyor. 3 parça tutuyor. Gidiyor. Çantanızı yine alsın. Aynı hata yapıyorsunuz. Eğer ki ağırsa evde bırakıp farklı cüzdanla geliyor. Göçmen cami önünde meydana gelen kazada cuma namazını kıldıktan sonra karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama şarjlı bisiklet çarptı. Kazada yaşlı adam yaralandı. Saat 13 sıralarında Göçmen camide kıldığı cuma namazının ardından Mahmut Esat Bey Caddesi'nden karşıdan karşıya geçmeye çalışan 70 yaşındaki Necmettin Yeşilbağ, cadde üzerinden seyir halinde olan sürücü Behçet Altun yönetimindeki şarjlı bisiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı adam yaralandı. Kazanın ardından kaldırım üzerine oturan yaşlı adam ilk olarak ailesini arayarak haber verdi. Yaralı adam olayına gelen 112 acil servis ambulansındaki sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine götürülerek tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu, kazayla alakalı tahkikatın ise sürdüğü bildirildi. Bu haberle birlikte haber bültenimizin sonuna geldik. Bir başka haber bültenimizde görüşmek dileğiyle. Hoş ve sen kalın.